Şuraya bak, şuraya. Al vallahi, açık işte. Ayol iyice dellendi bu. İnsan kapıyı kapatmadan gider mi hiç? Dili mi düşmüş o kapının? Gel Şerif Hanım, gel gel. Gel gel. Gel gel. 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 Bak görüyorsun değil mi? Evinin haline bak. Yat kat da bana dua et. Ben haber vermesem haberin bile olmayacak. Evini su bastı ayol, her yer kabardı. Ah ah ah, başıma gelen. İyice azıttılar bunları ayol. O Fazilet var ya Fazilet, kasıla kasıla çıktı evden. İki gündür sosyetiklerle yalıda kalıyor. Artık senin evinin yüzüne bile bakmaz bu. Büyüğü de buradaydı. Maşallah anam, onun da geleni gideni bitmiyor. Gözümüzle gördük, eve erkek kaldı ayol. Ah 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 ah, şu başıma gelene bak ayol. Anacığım bunlar iyicene azdılar. Ya. Şu gül gibi evimi ne hale getirdiler bak, görüyor musun? Ya ah, ah. Oğlum şuradan bir kalem kağıt ver bakayım. Hemen çabuk 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 çabuk. Al konuşma. Ah ne yapıyor bu? Kız Emine, sen de kocana bir söyle, bana iki tane hamal çağırsın da gel. Söylerim. Hadi. Komşum söylerim. Ah, hamalı ne yapacaklar ya? Ne bileyim, dur bakayım. Yazdı. Ah. Allah! Yandı Fazilet. Yazıyor. Ay! Fazilet. Ne ablanı tutabilirim burada, ne de o cadı kadınları. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ah, ah, yine paşa paşa gideceğiz mahalleye, eve. Neyse şu anma bir bitsin de. Ben Sinan Bey'le de, Hazım Bey'le de ayrı ayrı tek tek konuşacağım. Anne, benim banyoya girmem lazım. Ne banyosu kızım? Şuna bak ya, kasap et derdinde, koyun can derdinde. Sütlü mü istersin banyoyu, yoksa ben seni hamama götürüp şöyle sırtına bir kese mi attırayım? Hangisi? Kızım sen benimle eğleniyor musun? Allah Allah. Ya anne koktum işte, ne yapayım, kokuyorum. Sen mi koktun? Ben anlarım güzel kokudan. Bak mis gibi kokuyorsun. Kız gir, gir anne, çabuk. Anne, Hazım Bey'le konuşacağım. Bey geldi, gir içeri, gir. Hazım Beyciğim hoş geldiniz. Biz ev işini hallettik. Çok şükür. Yarın Allah'ın izniyle gidiyoruz. Daha... Benim size konuşmam gereken çok mühim bir mesele var. Eğer vaktiniz varsa. Ne kokuyorsun sen? Ne kokuyorsun sen? Yasemin Hanım. Nerede işe? Yok. Yani işe falan yok. Yani üstümü arayın, odayı arayın, her yeri arayın isterseniz. Bende işe falan yok. Yani okulda sıktım ben. Arkadaşımın parfümü bu. Okulda sıktın? Evet. Arkadaşının parfümü? Evet. Akıllı mısın sen? Hı? Türkiye'de kaç kişi de var bu parfümden biliyor musun? Sevinç Hanım'ın kokusu bu. Buram buram kokuyorsun. Hayır. Ya al bakayım sen bunu. Ya 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 Yasemin Hanım, ya ne yapıyorsunuz? Durun. Ya biliyorsunuz daha önce de bu konuyu çok konuşmak istedim ama bir türlü fırsat olmadı malum sebeplerden dolayı. Varsa vaktiniz bir iki dakikacık konuş. Hanımefendi, madem ki yarın gidiyorsunuz, ödemenizi alırken bu konuları konuşuruz. Şu anda ilgilenmem gereken çok önemli bir iki işim var. Müsaadenizle. Ne olur iki dakikanı ayırıverseydin. Ne olur iki dakika. İncilerin mi dökülür? Hanımefendiymiş. Bakalım öldüğü gün bile üstünde olan parfüm nerede? Bulabilecek miyiz? Hazım Bey başhekimimizle bizzat görüştüm. Kendisi de hastamızla yakından ilgileniyor.
Uyanmasını beklemekten başka çare yok, öyle mi? Maalesef ciddi bir kafa travmasım. Şu an bir şey söylemek için çok erken Güzide Hanım. Bekleyeceğiz. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Ah Saliha, canım. Doktoru çağırmam lazım, uyandın. Efendim canım? Saliha. Sen bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Ha? Of Selin ya, beni böyle erkenden getirdin. Bekledikçe geriliyorum. Canım ya. Yok, ben odasında bekleyeceğim. Gelir gelmez yapış kırtlağını, çök üstüne. Ben de. Bye bye. İyi şanslar. Daha ne kadar arayacaksın bakalım? Affedersin, hata yaptım. Bulamıyoruz değil mi? Çünkü burada yok. Çünkü sizin kaldığınız odaya bakmamız gerekiyor değil mi küçük hırsız? Ben hırsız değilim. Aa. Ama o parfüm buradaydı ve şu anda yok. Ve sen buram buram o parfümden kokuyorsun. Siz ne yapıyorsunuz benim odamda Yasemin? Bu ne böyle? Bu sevincin kokusu. Değil mi? Hem de buram buram. Acaba koku kimden geliyor? Bu kız Sevinç Hanım'ın parfümüyle banyo yapmış. Yani hem de hangisini çalacağını çok iyi biliyor. Gitmiş kadının her gün imza gibi sıktığı parfümü çalmış, en özelini. Her yere baktık, yok. O yüzden ben şimdi annesini çağırtacağım. Ya annem beni öldürür. Aa, onu hırsızlık yapmadan önce düşünecektin. O yüzden şimdi hemen odalarını aratıyorum. Dışarı çıkın. Dışarı. Ama siz kendiniz söylediniz. Burası Sevinç'in parfümü kokuyor dediniz işte. Dışarı çıkın dedim.
Gel buraya. Seninle işim daha bitmedi. Gelin hanım, hayırdır? Fazilet hanım. Bana kahve yapın. Tabii. Nasıl içiyordun siz kahveyi? Az şekerli miydi? Sade. Ha, sade. Unuttum. Şanslı günündesin ufaklık. Yani en azından şimdilik. Ya çekil, gitmek istiyorum ya. Gitmek istiyorum, çekil. Oo, birileri gitmek istiyormuş. Az önce sevgilimin yatağında sevgilim kazağını koklarken hiç gitmek istemiyordun ama. Vay. Vay vay vay, çok romantik. Bu arada... kız arkadaşım zaten dün gece bu yatakta uyudu Nil. Ne dedin sen Sinan? İkiniz de hastasınız. Hazan. Hiçbir yere gidemezsin Sinan. Babana giderim. Babana her şeyi anlatırım. Bakalım o zaman kim yatağında uyumuş, babana anlatırsın. Yarın babamla anneme gideceğiz. Sen de gelsene abi. Hop. Senin evimizde ne işin var? Ve senden tek bir şey rica ediyorum. Nil yüzünden babanı bir daha böyle mahcup duruma düşürme. Kardeşinle de bir işim yok. Şuna bak ya, hala odadaymış. Sabah da oradaydı çünkü orada uyandı. Tamam, uzatma. Terbiyesiz. Havalara bak bir de. Seninle nasıl konuşuyor ya? Kesin Nil'e de sataşmıştır. Yok, kadının kızı her yerde. Ya karışmayacaksın. Dünyamız o kadınlar etrafında dönmüyor. Umursamayacağız, yok sayacağız. Sen yok saydığın için mi bu kadar sinirlisin? Yahya mıyım, neyim ben anlamadım. Kahvelerini bile ben taşıyorum, şunlara bak. Kız! Aç kapıyı. Açma, ne açıyorsun sen şu kapıyı? Ne açıyorsun acaba? Hazan! Hazan, nereye gidiyorsun kızım? Hazan! Hazan kızım, nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Evime gidiyorum. Anladın mı? Evime gidiyorum. Kız ne oldu? Bir anlat bana. Burada ne oldu? Bir anlat. Kim ne yaptı sana? Bir şey söyle. Hazan! 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 Gitti. Ne yaptılar sana Hazan? Ne yaptılar sana? Ne yaptılar? Aptal. Bir parfümü yerine koyamadın ya. Bir parfüme sahip çıkamadın ya. Aptal. Aptal.
Kahyayım kahyayım diye geziniyor bir de. Tepsiyi devirmiş ortada yok. Şeytan diyor toplama. Görsün Güzde Hanım versin dersini. Biriniz benim odamı toparlayabilir mi lütfen? Canı sıkılmış Hazım Bey. Cadının kızına bak. Ne diye ağlıyor bu? Yemiştir yine bir halt. Sen ne açıyorsun acaba bu kapıyı? Ben bu evin kahyasıyım, kızın da anasıyım. Açma diye bağırıyorum sana. Açıyorsun bu kapıyı. Ya sabır. Beni aile kavganıza ne karıştırıyorsun Fazilet Hanım? Aç dedi açtık. Ben ne bileyim senin kızın olduğunu? Ben bu evin kahyasıyım. Sana açma diyorsam açmayacaksın. Aç diyorsam da açacaksın. Allah Allah. Hazım Bey. Geliniz doğru söylüyor. Ben aldım o parfümü. Kırdığın fincanın parası senden kesilecek Fazilet Hanım. Haberin olsun. Sadakam olsun. Sen bize sadaka dağıtacağına kızlarına mukayyet ol. Küçük kızın ağlaya ağlaya etrafta dolaşıyordu. Biliyorum bana inanmayacaksınız ama benim niyetim çalmak değildi. Yemin ederim değildi. Sadece koklamak istemiştim. Sonra yakalandım, attım cebime. Unuttum. Unuturum ben öyle. Aptallık. Aptalım ben ondan. Bakın Hazım Bey. Ben bu evde gördüğüm şeyleri başka hiçbir yerde görmedim. Rüyamda bile görmedim. Görmek ne ki? Bu evin kokusu bile bir başka. Rutubet kokusunda büyüdüm ben. Bizim mahallede herkesin evi rutubet kokar. Bizim mahalleden başka bir ev görmeyince de herkesin evi aynı kokuyor sanıyorsunuz ama... Kokmuyor işte. Büyüyünce anlıyorsunuz. Kokmuyor. Size yalan söyleyemeyeceğim. Ne görsem canım çekiyor benim. Çekiyor ama bakın gerçekten yemin ederim benim niyetim çalmak değildi. Yani aklımın ucundan bile geçmedi o parfümü çalmak. Biliyorum eziyim. Görmemişim. Aç gözünü tekiyim. Aptalım. Bir koku için kendimi bu hallere düşürecek kadar aptalım. Ama ben hırsız değilim. Size bunu ispatlayacağım. O parfümün aynısını bulup yerine koyacağım, size söz veriyorum. Hadi şu gözyaşlarınızı silin. Benim için bu konu kapanmıştır.
Siz çok iyi bir insansınız Hazım Bey. Ece! Ece! Allah Allah! Nereye gitti bu kız ya? Aybaz Efendi, kızımı gördün mü? Ben senin kızlarının bekçisi miyim Fazilet Hanım? Ne bileyim ben? Ya gördün mü, görmedin mi onu soruyorum. Görmedim. Görmedim de. Hasbinallah. Allah Allah! Nereye gitti bu kız ya? Ece! Allah'ım yarabbim. Kız! Sen neredesin acaba? Neredesin kız? Hah, deli danalar gibi seni arıyorum her yerde. Neredesin? Rabbim ablanla seni sırayla verdi. Bari dertleriniz de sırayla verseydi. Ablama ne oldu ki? Sen önce bir söyle. Sana ne oldu? Asıl sana ne oldu? Söyle bakayım. Niye ağlayıp duruyordun? Ha? Şey ben... Ney kızım, ney? Ne işin vardı senin o atölyede? Ha? Hazım Bey'in orada ne işin vardı kızım senin? Bak adam bakıp duruyor ters ters. Ne yaptın? Gene bir şey mi yaptın? Ha, bir kabahat mi işledin? Vallahi kemiklerini kırarım kız senin. Ne yaptın kız? Kızım ne yaptın söylesene. Yardımların için çok teşekkürler Ece. Tablolarla işim bitti. Öyledir benim kızım. Pek yardımseverdir. Pek güzel iş gelir elinden. Ama ben ona iş yaptırmam hiç. Aferin kızım benim. Aferin benim güzel kızım. Çok iyi yapmışsın, yardım etmişsin Hazım Beyciğimize. İyi günler Fazilet Hanım. İyi günler Hazım Beyciğim. Kız, ne yaptın sen? Ha, yardım mı ettin Hazım Bey'e? Güzel. Hep böyle ol tamam mı kızım? Hep böyle sevdir kendini. Öyle bir sevdir ki o yırttıkları fotoğrafı tamamlayıp seni yarışmanın birincisi yapsınlar. Aferin benim güzel kızıma. Ben biraz üşüdüm. İçeri gireyim en iyisi. Üşüme kızım. Üşüme, gir içeri. Tamam mı? Bak bir sürü cadaloz var. Ha bir de seni gözetleyip duruyorlar. Ağlıyor, zırlıyor diye bana şikayet ediyorlar. Ben de bir ablana bakıp da geleyim. Hadi gel. Bak odadan burnunu çıkarma. Hadi. Hadi kızım benim. Hadi. Ya duvar gibi durma karşımda, bir şey söyle bana. Ya bu kız buraya nasıl girdi ya? Hiç bana burada kaldığı numaraları yapma, inanmıyorum sana. Hadi ya. Sen babamla tehdit etmiyor muydun biraz önce beni? Bak beni bu şekilde yıldıramazsın. O ucubenin burada yattığına inandıramazsın beni. İnsan işte. Neye inanmak isterse ona inanıyor değil mi? Sinan! Denizle beni ya, denizle! Üf, ama kulaklarım yandı bak, sıkılmaya başladım ben artık ha. Bakalım şimdi eğlenecek misin? O kazak değil mi bu? O ucube kazak değil mi bu? O ucube almıştı. Böyle kapmıyordu kazağını. Nil, kes şunu diyorum. Aşkım, aklımı okudun. O eski püskü kazak değil mi bu? Pamukçu, Nil, pamukçu, bırak diyorum. Olmuş kazak değil mi bu? Ya bırak şunu. Nil bak, kötü olacak diyorum. Elin, Sinan Elin. Sinan Elin, çok özür dilerim. Eski püskü bir kazak için özür dilerim. Sen ne yaptın ya? Ne yaptın sen? Ya eski püskü bir kazak istiyor. Eski püskü bir kazak. Ya. Abi hiç bazı zaman değil, tutma beni ya. Eline ne oldu senin? Yok ya annem, bir şey yok. Ya ne serserilik peşindesin. Getir. Abi gerek yok diyorum. Baktır buna sonra. Hadi git şimdi, nereye gidiyorsun?
Kız arkadaşım zaten dün gece bu yatakta uyudu Nil. İncek var. Alo. Aşkım, ben şimdi o yalının karşısındaki deniz kenarındayım. Anam da gitti. 2 dakika gel. Bak sana manyak bir haberim var. Çabuk gel. Yasin. Ne oldu, sen ağlıyor musun yine? Ne oluyor ya? Yasin. Yasin, ben çok kötü bir şey yaptım. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ben çok kötü bir şey yaptım. Haberi var mıydı ki? Ay yazık ayol kıza. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Olacağı buydu Hazan Hanım. Ev sahibinin canına tak etti sonunda. Kapının önüne koyuverdi sizi işte. Vay be. Yani benim sevgilim bir parfüm için ya. Ya sen de böyle yapacaksan ben gidiyorum Yasin ya. Kızım sen ne yaptıysan kendine yapmışsın zaten. Ben senin için daha ne yapayım? Heves ettiğin şeye bak ya, parfümmüş. El alemi kokusu. Ya ben senin o çiçek gibi kokunu içime çekmeye kıyamazken senin özendiğin şeye bak ya. O süslü püslü kadınlar gibi kokacağım ya. Ya senin hiç heves ettiğin bir şey olmadı mı Yasin ya? Böyle alamadın, dokunamadın. Böyle sen de yok diye içinin sızladığı bir şey olmadı mı? Evet, parfüm, alt tarafı parfüm, kabul ediyorum, haklısın. Ama dokunmak istedim, koklamak istedim, bu kadar. Ezeyim şimdi değil mi ben? Suçluyum. Gel şimdi sen de beni ezikle, suçla. Bu kadar kötü bir şey çünkü bir şeyi heves etmek değil mi? Bu kadar ayıp. Ya sen... Ben, ne alakası var ya? Ben senin ezenin başını ezerim kızım. Manyak mısın sen? Allah Allah, laflara bak neymiş. Yok ben hiçbir şey heves etmemişim de bir şey de. Benim bir tane hevesim var. O da sensin. Tamam mı? Bir tane hevesim var, o da sensin. Sinan'a mı sıkıldın? Sıkılmayayım mı? Yokluk zor. Çok zor. Siz hiç yaşamadınız. Görmediniz. Ama ben alasını çektim. Belki çok küçüktüm ama hiç unutmadım bunu.
Babamın, dedemin nasıl mücadele ettiğini gördüm. Asla unutmadım. Hele hele küçüksün, gençsin. Bir şey görüyorsun ama dokunamıyorsun. Bir şey istiyorsun ama sahip olamıyorsun. O kadar zor ki. Çok insani, hakiki duygular bunlar. Hiç kimse bunun için suçlanamaz. Ve böyle bir şey de yok sayılamaz. Sen başarı hikayeni hep gururla anlatırdın ama buralara hiç girmezdin. Nereden esti bu yokluk hikayesi? Öyle esti işte. Özel bir nedeni yok. Ya tamam, hadi uzatma artık. Ağlamaya değer mi ya? Halledeceğiz diyorum, tamam söz. Hem sen göster bakayım şu parfümü, neymiş bu ya? Bu işte. Neymiş bunun adı? Hiç bakma, dilin dönmez. Kızım ağzıma tekerleme yapmayacağım. Gideceğiz yarın, aynısını alacağız işte. Alırız değil mi? Yani, taksitle falan alırız. Yok aşkım, şeyle. Senetle alırız. Ya kızım, bir tane parfüm bu ya. Kaç para olacak ki? Yarın gideceğiz, ben seni okuldan alacağım. Gideceğiz, alacağız. Tamam. Ben sıkma canını, ben halledeceğim. Tamam mı? Aceleydin, hastayı yoğun bakım alıyoruz. Hanımefendi, lütfen siz de dışarı alabilir miyim? Bana bir şey anlatmaya çalışıyordu. Sen bana ne demeye çalıştın Salih ya? Ne oldu buraya? Vallahi Selin Hanım, babanız bir şey aramış herhalde. Annem kokuyor. Değil mi? Nasıl da mis gibi kokuyor. Bir annemin parfümünü sıkmış. Nerede? Nerede bu parfüm? Sen çıkabilirsin. Annemin parfümünü sen mi sıktın? Bak yine ne varsa yengen de var işte. Cevap ver bana, sen mi sıktın? Küçük misafirimiz annenin parfümünü çalmış ve sıkmış Selin'cim. Ne demek ya? Ne demek annemin parfümünü çalmış? O kız annemin parfümünü çaldı ve hala evde mi? Onu da babana soracaksın. Yani baban hiç senin kadar hassas davranmadı. Nerede o? Nerede o kız? Ne oluyor burada Hazım? Sen bu şekilde davranamazsın.
Benim evimde kimseyi itip kakamazsın. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Annen seni böyle mi terbiye etti? Ha, hırsızlık terbiyesizlik değil ama benim yaptığım terbiyesizlik, öyle mi baba? Ya hırsız ve annesi evden gider ya da ben giderim. Kapı orada. Hazım. Bak gene kapalı, gene kapalı bunun telefonu. Allah'ım ya Rabbim. Ayol ben erken indim, iki durak önce indim. Görüyor musun sen? Bak kafamı bıraktım ben de. Hazal, kafamı bıraktım ben de. Tüh. Aa. Kerime Hanım değil mi bu? Bak sen Allah'ın işine. Kadının evinin önünde inmişim neredeyse. Sanıyorsun sen ya? Kendine gel. Sen böyle her sinirlendiğinde birine patlayacaksan işimiz var. Ne oluyor sana? Önce Yasemin, şimdi bu kızcağız. Annem kokuyordu. Söylesene abi. Odalarımıza çekinmeden giren, annemin yatağına yatan, annemin parfümünü çalıp sıkan bir kıza ne yapmalıydım ben? Selin, ben buraya o kız için gelmedim, senin için geldim. Bu öfke patlamaların kontrolden çıkmaya başladı. Böyle olmaz. Gerekirse yardım alırız. Tamam. İsterseniz tımarhaneye kapatın. Ben pişman değilim ki. Yine olsa yine yaparım. Tamam, sen topla kendini, konuşacağız. Tamam mı? Bavulumu toplasam daha iyi olacak. Saçmalama. Konuşacağız dedim. Sen de babam gibisin. Hatalarımı görüyorsunuz sadece. Yaşadıklarımdan haberiniz bile yok. Allah kahretsin ya.